Hava Yolları uzun süredir üzerinde çalıştığı Milla alışveriş konseptini hizmete soktu. Yeni hizmeti THY Genel Müdürü Temel Kotil ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Konar basın toplantısıyla tanıttı. Bundan böyle THY yolcusu millerini daha rahat harcayacak. Mil yanmasının da önüne geçilmiş olacak. Yolcular topladıkları millerle ödül biletin yanı sıra elektronikten beyaz eşyaya, hediyeliklerden THY logolu tasarımlara kadar binlerce ürün alabilecek. Şimdilik 11 ülkede ürünler adrese teslim edilecek. Daha sonra hizmet verilen ülke sayısı artacak. Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve TAV Havalimanları ilk 9 aylık rakamlarını açıkladı. Buna göre Türk Hava Yolları ilk 9 aylık dönemde 1 milyar 545 milyon TL net kar elde etti. İlk 9 ayda satışları ise %33 artarak 18.4 milyar TL'ye ulaştı. Yılın ilk 9 ayında 41.4 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları'nın doluluk oranı da geçen yılın seviyesini koruyarak %79.7 olarak gerçekleşti. Pegasus Hava Yolları'nın aynı dönemdeki karı ise 234 milyon TL oldu. İlk 9 ayda 15 milyon yolcu taşıyan Pegasus'un satış geliri %33 artarak 2.4 milyar lira olarak gerçekleşti. TAV Havalimanları'nın konsolide net kârı ise 2014 yılının ilk 9 ayında %52 artışla 174 milyon avro olarak gerçekleşti. Şirketin işlettiği havalimanlarında hizmet verdiği yolcu sayısı da önceki yıla göre %14 artışla 63.6 milyon oldu. Uçaklarda cam kenarında oturma tartışması sona erecek. İngiltere'deki olağan teknolojileri geliştirme üssü CPI, penceresiz uçak yapmayı başardı. Uçağın iç gövde kısmının tamamı yüksek çözünürlükte OLED adı verilen LED'lerle kaplanacak. Dışarıdaki kameralar sayesinde yapılan çekimler içerideki LED'lere yansıtılacak. Bu sayede bütün yolcular aynı perspektiften dışarıyı görebilecek. CPI yetkililerine göre OLED'lerin tam anlamıyla hayata geçişi önümüzdeki 10 yıl içinde mümkün.